Mart. 31 Mart tarih kaydı diye aynı gün değil gerçi ama gene de sembolik 31 Mart. Ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak. Hareket ordusunun kazanacağına ben çok inanıyorum. Mustafa Kemal çizgisi sevgili başkan da devam edecek. Cahil. Şimdi o cehaletine geçeceğim. Mesela cahil. Şunu diyememek ne kadar acı değil mi? Darbeci. Şunu diyememek ne kadar... Şimdi o kısma geleceğim. Ya. Ama şunu diyememek ne kadar acı değil mi? Başkan şu kadar şunları şunları yattı. İstanbul'a çağ atlattı. Ya hizmet kazanacak. Ya hizmet kazanacak. Ya da hizmetsizlik. Ya da hizmetsizlik kazanacak falan diyemediği için bunu söylüyor. 31 Mart'ta ta 1908'e gidiyor. Ya 115 yıl önceye gidiyor tamam. Ya. Şimdi Mahmut Öbür ne diyor bu? Ya şimdi bak şöyle bir şey var. Şimdi bizim Muhsin, İyi bağladım değil mi? Muhsin Kızılkaya'nın çok güzel bir ne denir onu analoji mi deniyor? He. Yani bir benzetme yapıyor. Diyor ki insanlar yaşlanırken diyor hani çok kendinden rahatsız olur diyor. Bir kısım insan da diyor çok al tamam bu görüntü. Rahatsız olan insan diyor hani yüzünü gözünü düzeltmeye çalışır diyor. Zülfü Livaneli diyor o tiplerdendir diyor. Ya kötü yaşlandığı için diyor problem yaşıyor gibi bir şey söyleyip ama bu olayı anlatıyor. Bence çok güzel bir yazı. Ya burada ben şunu görüyorum. Bakın şimdi bu akıl bizim bildiğimiz klasik darbeci bir akıldır. Yani ona, o 31 Mart'a eğer tarih bilen birisi baktığı zaman onun nasıl bir darbenin hazırlığı olduğunu, 1908'deki sürecin bir devamı olduğunu, bunun nasıl tezgahlandığını, kitaplar, romanlar hepsi yazıldı ya. Bunu bilmemek mümkün mü ya? Aynı, o nasıl bir hazırlıksa onun öncesi, hareket ordusunun, o avcı taburlarının gelişi, nasıl planlandıysa, içeride nasıl birileri kışkırtıldıysa. Avcı taburlar dedi de aynı yine Selanik'ten gelenler. Selanik'ten gelenler tabii ya bilerek yapıldı bunların hepsi. Gelişi yani, dedi onlar yani. İttihat Terakki'nin o yapısının, o tabii. Darbeci yapısının İstanbul'a gelme serüveniydi bu. Mustafa Kemal'e de darbe yapmıyorlar mı ya? Evet. İstanbul'a da Mustafa Kemal getiriyor. İstanbul'un kapısında Mustafa Kemal'den Enver Paşa alıyor. Evet. Sonra komutan da alıyorlar. Yani şimdi ben kurmay bunu, olarak. Evet. Şimdi ben bunu Mustafa şuna benzetiyorum. Bizim kendi yakın tarihimizden. Komutanı değil mi Mustafa? Tabii canım. Onu da alıyorlar görevi. Yani müsaade edin yakın anlatsın. Tarihimizden biliyoruz. Neyi biliyoruz? Darbeler nasıl hazırlanıyor? Çok güzel. Yani 60 darbesinin öncesine bakıyoruz. 55'ten itibaren hazırlanıyor. Ama en kabası 12 Eylül darbesiydi. Evet. Yani evet. 74-73'ten sonra sağ sol çatışması, Alevi-Sünni çatışması, hazırlıklar. Olgunlaşsın diye bekledik. Cümlesi evet. Kenan Evren'e ait. Şimdi Bedrettin Demirel miydi, neydi komutan? Biz diyor olgunlaşması için bekledik. Yani o yani darbenin olgunlaşması için bekledik. Yani bu bir proje. Üç çocuk daha ölsün. Ha. Ülkücü, bu bir yapı aynısı. Devrimci. Ama katkı veriyorum. Ama bu arada müdahale edemiyorum. Etme müdahale, bir dinleyelim. Ya. 31 Mart tam da buydu. Yani Abdülhamit dönemi zaten 1908'de bir girişim Ukran yapılmış. Böyle. Ama İstanbul'da etkin olmadıkları için o darbeyi tahkim etmek için ki arkasından zaten 1913 darbesi geldi. Doğru. Babali baskını. Yani kafasına kurşun sıktılar. Babali baskını canım. Evet. Kurşun sıktılar. Yani bir darbe geleneğinin başlangıcı bu. Şimdi bunu överek söylüyor. Kim söylüyor? Sosyalist şarkılar yapan, övgüler dizen. Yağmur Atsız'ın kitabında tabii başka şeyler yazıyor da. Evet. Yani bunu evet. Da artık söylemeyelim artık evet. Tarafını. Şimdi bu akıl, yani düşünün, yani sosyalist bir aydınsın, şarkılar yapmışsın değil mi? Belli bir hafızada bir yerin var. Ama böyle çirkince, darbeci bir akılla kalma hafızada ya. Yazıklar olsun hakikaten ya. Yani bu ülkeyi getirdiğin eline bakar. Hareket orduları, avcı taburları. Buraya getirdin ya, buraya getirilir mi ya? Yani ülkenin siyaset üretemezsen. Ülkenin birikimine yazık ya. Siyaset üretemezsin. Evet. Hizmet üretemezsin. Hizmet üretemiyor çünkü siyaset de üretmiyor. İkisi birleşince evet. Darbe üretiyorsun. Hasan Atürk şimdi seni dinleyelim. Yok.